Evet e, sevgili dostlar e, yine hepinize selamlar saygılar sunuyorum e, uğurlu yüzüğümüzü de şöyle gösteriyorum e, e, bu yüzüğü nereden alabiliriz demiş arkadaşlar e, bu yüzüğü çeşitli yüzük yapan yerler varmış e, oralardan alabilirsiniz ben e, ben farklı bir yerden e, aldım daha doğrusu hediye edilmiştim. Efendim, e, e, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah kelimesinin sır ilmindeki manası, tabii ki en büyük manası Allah'tan başka ilah yoktur. Amenna, amin. La ilahe illallah kelimesi içerisinde bütün iman edecek kişilerin de kayıtları vardır o kelimenin içerisinde ve mübarek peygamberler, evliyalar, muhabbet dostları, sahabe-i kiram hepsi o ilmin içerisinde saklıdır. La ilahe illallah kelimesi bütün kilitleri açan, büyük derecede şifası olan ve şeytanları, tağutları yakan, kül eden çok mübarek bir kelimedir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bütün iman edenlerin o ilk günden son kıyamet gününe kadar iman edecek olanların isimleri sır olarak onun içerisinde saklanmıştır. Cenab-ı Allah ilimlerine nasip etmeyi, bize bahşedeceği lütuf ve ihsanlarla o ilimlere ermeyi nasip eylesin. Elbette insanlar çok çeşitli kaynaklardan kitaplar okuyorlar, çok çeşitli kaynaklardan bilgiler öğrenmeye çalışıyorlar ben tavsiye edeceğim size Kur'an-ı Kerim okuyun. manasını okuyun. Arapçasını okuyun ve manasını okuyun. Diyor ya, Estenzu billah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin vel Kur'anil Hakim, inne kelemilen mürselin, ala sıraten mustahim. Onun Resulleri doğru yol üzerindedir. Elhamdülillah. Tabi Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, insanlara geçmiş kavimlerden çok örnekler, başlarına gelen sıkıntılardan, çeşitli şeylerden çok örnekler veriyor. Peygamberlerin çektiği çilelerden çok örnekler veriyor. İnsanların bilmediği yerlerden, insanların anlayamadığı durumlardan da çok örnekler veriyor. Diyor ya Allahü Teala duyularla, akılla anlaşılmayan alemleri bilir. 70 bin alem var deniliyor. E, tabii Tabi bu alemlerin sırrını, gaybını Cenab-ı Allah bilir. Bir tanesi de berzah alemi. Doğanların ve ölenlerin ruhlarının bulunduğu nokta. Bu bir arı kovanda benzer. İki kapılı. Doğacak olanların ruhları bir kapıdan çıkıyor. Ölecek olanların ruhları da o kapıdan girip kıyamete kadar cesetlerin cesetlere girecekleri günlere kadar orada bekliyorlar. Berzah alemi de bir sır alemlerden bir tanesi. Şu anda üzerinde araştırdığımız bir nokta da ee, ...Cennet ve Cehennem'i anlatırken arada bir e, setten bahsediliyor. Araf. O Araf üzerinde deniliyor bir takım adamlar vardır. Cennete girenleri görünce sevinirler. Cehenneme girenleri gördüklerinde üzülürler. Daha kendileri de cennete girmeye girmemişlerdir henüz. Onu da bir araştırıyorum. Ee, sevgili dostlar, e, sima Ülgay kitabımı okumanızı tavsiye ederim. Eee hissedebildiğim, ruhani olarak hissedebildiğim bütün ilimlerimi oraya aktarmaya çalıştım. Ee, her şeyi bilen Allah, biz aciz kullarız. Sonsuz kudret, kuvvet ve merhamet sahibi Hazreti Allah. Hiç kimsede bir mucize yok. Ancak Cenab-ı Allah dilediği kişilere mucize verir. Bu da e, marifet verir, lütuf verir. E, Cenab-ı Allah ayette buyuruyor ya, hududullahı geçmeyin. Hududullah. Günahla sevap arasına koyulan sınırdır. Ee, i̇lmin de bir hududullahı var. Cenab-ı Allah kime ne kadar açacaksa, kime ne kadar onu nasip edecekse o kadar açıyor. Ee, bunlardan bir tanesi de e, Muhiddin Arabi Hazretleri biliyorsunuz. E, Şam'da mübareğin mezarı. E, Muhiddin Arabi Hazretleri hakikaten e, keşf haliyle, e, ruhani keşf haliyle çok alemlerde seyyahat etmiş ve bu ettiği seyyahatleri de bizlere yazmış e, kitaplarında e, bir değerli zat. Bir kitabında şöyle diyor. E, perileri Ağrı Dağı'nda ve Mardin'de açık gözle görebilirsiniz. Bu sırrı araştırıyorum ben de tabii e, değerli bir insan. Yani onu o boş'a yazacak bir insan değil. Onun bir e, Hırka diye bir kitabı var. Ya diye bir kitabı var. Uğurlu Hazretleri Saatlerin Hazinesi diye bir kitabı var. Çok eserleri var tabii. Ledün ilmini merak eden kişiler benim sima Yugay kitabımı da okuyabilirler. Hızır'la biz karşılaştığımızda bir Silivri'de bir yere beni bir davete ilahi okumam için çağırmışlardı. Biz de sahilde otururken Hızır Aleyhisselam'la karşılaştık. Fakat Hızır Aleyhisselam'ın konuşması şöyle ağzını kıpırdatıyor ama ses sonradan geliyor. Yani önce hani şimşek çakar ışığı görünür sesi sonradan gelir ya o mübarek öyle konuşuyor Hızır Aleyhisselam. Önce ağzı kıpırdıyor sonra ses çıkıyor mübarekten. Ama Hızır Aleyhisselam'ın anlattığı ilmi ben şu ana kadar Kur'an haricinde hadis haricinde konuşuyorum. Hiçbir kitapta görmedim. Yani öyle bir ilim anlattı ki ben böyle ağzım açık vaziyette mübareği dinledim. Bana dedi ki Gökhan hocam bu akşam manevi testini iyi doldur. İyi doldurdun mu? Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah bize sarıldı dua etti. Allah ondan razı olsun tekrar karşılaşmamızı nasip etsin. Bir bir sonraki videoda çok eski devirlerde yaşamış bir tekfurun kızı hak hikayesi var onu anlatacağım sizlere. Mutlaka ana kaynak Kur'an ve hadislerdir. Onları okuyun, araştırın. Ee, sizin kafanızı karıştırmaya çalışan insanlara itibar etmeyin. La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Ma fi kalbi gayrullah. Allah'tan başkasını kalbinden çıkarat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin hasbuna Allahu wa ni'mal vekil vekil olarak Allah bize kafidir es salamun aleykum ve rahmetullah